kötülüklere davet ediyor öyle mi? Yahu biliyorum bunun günah olduğunu ama tutamadım kendimi diyor musunuz? Diyorsunuz. Tamam, kolay var. Namaz kılın. Namaz kılmadır bunun ilacı. Teslim alırsınız nefsinizi. Evet. Nasıl teslim alıyorum? Nefis eğri büğrü. Evet hocam. Eğri değneği ateşe arz ettiğim gibi namazda Cenab-ı Hakk'ın füyüzatına arz ettiğim nefsimi dosdoğru hale getirebiliyorum. Evet. Tezkiye. Nefis tezkiyesiyle namaz da yapar. Evet. Nasıl tezkiye ediyorum? Salat kelimesinin genel manası da ayrıca yönelmek, teveccüh etmek manasına. Mesela اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ. Allah ve melekleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salat ederler. Ben tabii ki verilen manalara muhalefet etmek, karşı çıkmak niyetinde değilim. Ancak tasavvuf kitaplarında açıklanan bir manayı da vermeyi tercih ediyorum. İmam Rabbani Hazretleri de bunu tercih ettiği için söylüyorum. Salat Allah'tan rahmet, peygamberlerden şefaat, meleklerden istiğfar, müminlerden dua manası verilir. Ancak şöyle bir karşımıza soru çıkar tabii ki. Allah ve melekler Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yönelmişler. Rahmet etmiş. Yani rahmet manası verirseniz. Melekler istiğfar etmiş. İstiğfar manası verirseniz. Ey müminler siz de salat edin, siz de dua edin denirse acaba tam oturur mu yerine diye kelime manası tereddütlerim var. Zaten Cenab-ı Hak rahmet etmişse ya Rab buna rahmet ver demeye gerek var mı? Zaten melaike-i kiram istiğfar etmişse benim de ona şöyle anlayalım isterseniz. Mesela فَلَا سَدَّكَ وَلَا سَلَّا وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا ayet-i kerimesine. Tasdik etmedi, ondan tarafa yönelmedi. Kafirleri anlatırken tasdik etmedi, وَلَا سَدَّكَ وَلَا سَلَّا Cenab-ı Hakk'a doğru yönelmedi. İçimden, kalbimden onu Rab ittihaz etmedi, ona doğru bakmadı. وَلَاكِنْ كَذَّبَ Saddaka'nın karşıt kelimesi yalanladı ve tevella yüz çeviriverdi. Tevella salla kelimesinin ters anlamlısı, zıt anlamlısıysa tevella yüz çevirmekse salla da yüzünü yönelmektir. O zaman namazı Cenab-ı Hakk'a yönelmek olarak kabul edersek. Oraya yönelirseniz adımlarınız oraya olur. Yüzünüzü oraya bakarsanız ayaklarınız, adımlarınız sizi oraya çeker. İşte o zaman İmam Rabbani Hazretleri'nin de sık sık gündeme getirdiği akrabu ma yekunul abdu mine rab fi secde. Bazı rivayetlerde de fi salah. Hadis-i şeriftir. İmam Rabbani Hazretleri çok kullanır çünkü zaten mihver odur. Hadis-i şeriflerdir, ayet-i kerimelerdir. Kulun Rabbına en çok yakın olduğu zaman, ne zaman yakın olur kula Rab? Nefisten uzak olduğu zaman. Evet. Düşman nefis. Yani nefsinden uzaklaşabildiği, Rabbına yaklaşabildiği, en çok yaklaştığı zaman namazdadır, secdededir. Kötülüklerden, yanlışlıklardan, dolayısıyla, değil mi? Dolayısıyla ben Rabbimin huzuruna kabul görüyorsam temizler beni. Cenab-ı Hak temizler önce. Temizlemeden kabul etmiyor. Neden günahkar Müslümanları tevbe edemediler, şefaat eremediler? Cenab-ı Hak doğrudan rahmet etmediyse biraz cehennemde yaktıktan sonra getiriyor, temiz istiyor karşısında. Temiz istiyor karşısında. Evet, i̇nşallah bizi yakın. O zaman kulun inşallah kulun Rabbine en çok yakın olduğu yer namazdır. Rabbinize yakın olduğunuzda yaramazlık yapar mı nefis? Yapabilir mi nefis? Çok uzaksınız. Sizi tesir altına alamaz ki. Etki edemez size. Namazda böyle bir zuhurat olduğu için namaz hakikatü salat mertebesini İmam Rabbani Hazretleri dünyevi mertebelerin son derecesi olarak anlatır. Bakınız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem es-salat miracül mü'mindir. Nedir miraç? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dünyevi sıkıntılardan kurtulup cenneti alaya kadar götürülüp zaman ve mekan kavramından kurtarılıp Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyrederek rahatladığı bir olaydır. Evet. Bütün dünyanın aşıldığı rü'yetullah zevki, Allah'ı görme zevki. Nasıl bir zevk biliyor musunuz?
güzel anlatmış o metni emalide, nazm emalide. Fen sevnen naime iza ra'uhu fe ya husran ya ahlel itizal. Cennet nimetlerinin hepsini unutuverilmiş Müslüman Cenab-ı Hakk'ı gördüğü zaman. Evet. Yazıklar olsun size. Ey Mutezile, Rü'yetullah'ı inkar ediyorsunuz. Böyle bir nimet inkar edilir mi? İnkar eden mahrum olur. Evet. Görün Cenab-ı Hakk'ı, siz de görün. En büyük nimet odur. Cennet nimetleri öyle ki. Anlatmıştım, çok tekrar etmekte zarar yok. Cennetteki hurilerden birisinin bir saç teli. Konuşmuştuk bunu hatırlarsanız. Evet, neden evet. Saç teli? En basit organdır da onun için. Kendi saçımızın telini gördüğümüz bile midemiz karışır. Cennetteki hurilerden birisinin bir saç teli dünyaya inseydi, dünya karanlık yüzü görmezdi. Evet, o kadar güzel aslında. En basiti bu. Evet. Ya yukarısını düşünün siz. İşte onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا عُزْنٌ سَمْعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ diye anlatır ya. Gözlerinizle görmediğiniz, kulaklarınızla duymadığınız kadar güzel. Bırakınız gözünüzü, en geniş hayal dünyanıza bile sığdıramadığınız bir cennet. Ve bakın Cenab-ı Hakk'ı gördüğü zaman bütün nimetleri unutuyor. İmam Rabbani diyor ki, dünyada Allah'ı görmek mümkün, mümkündür ama vaki değildir. Dünyada Cenab-ı Hak görülmez. Şartlar ona uygun değil. Daha önce de bir değinmiştik. Evet, gerekirse evet. Detayına, tafsilatına sonra yine gireriz. Evet. Fakat Rü'yetullah zevkinin bir benzerini Müslüman ancak namazda tutar. Ama hocam o namaz nasıl bir namaz işte? Şimdi ona geleceğiz. Evet. Önce namazın tamam. Ne mana ifade ettiğini tamam. İmam Rabbani Hazretleri zaviyesinden gördükten sonra namazın nasıl olması gerektiğini sığdırabilirsek yani. Bugün, sığdıramazsak Cenab-ı Hak izin verirse Cenab-ı Hak bir başka zamanda nasip eder ondan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem erihni ya Bilal dermiş. Rahatlat beni ya Bilal. Hazreti Bilal ne yapar? Ezan okur. Ezan ne? Namaza çağırır. Ya Bilal. Hocam çok özür dilerim. Yani ezan okunurken hakikaten müthiş bir rahatlama hissediliyor. Demek bu. Müslüman rahatlar da bir cennetin bir provası var orada. Rü'yetullah'ın bir örneği var. Misali en azından var orada. Rahatlamaz mıyız işte? Rahatlamak imanı kamile sahip olmanın alametidir. Ama gökyüzüne çıkarılıyormuş gibi sıkıntıya girmek, aman Allah'ım beni oraya götürmeyin de nereye götürürseniz götürün dercesine direnmek de nasipsizlik alametidir Allah korusun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İmam Rabbani de tekrar ettiği için erihni ya Bilal. Rahatlat beni ya Bilal demiş. Bir ezan oku, namaza gireyim de rahatlayayım. Nasıl rahatlayacak? Dünya sicnül mümin diye de başka bir hadis-i şerifinde anlatır. Dünya Müslümanın hapishanesi. Hapishanede nasıl rahatlayacak? Evet. Hapishanede rahatlanır mı? Rahatlanmaz. Öyleyse şunu demek istiyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Bilal, şu hapishaneden beni bir an bir çıkar be. Oku ezanı, gireyim namaza. Miracül mümin diyor mu? Şu dünyadan bir çıkar beni, bir ahiret zevkini bir kere daha yaşayayım. Evet, nasıl bir tat ki o hocam? İşte o tadı alıyor işte, miraç zevkini. Ve diyor ki, müminin de miracıdır. O Rabbini gördüğü zaman. Rabbini gördüğünde bütün nimetleri unutur. Müslüman da namazdan zevkini aldığı zaman, hakikatü salat mertebesine erdiği zaman hangi şey onu namazı kılmaktan alakoyar? Evet. Hangi şey onu mescitteki cemaate katılmaktan alakoyabilir? Hangi mazeret onu uzaklaştırabilir ondan? Evet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her namaza girdiğinde İmam Rabbani Hazretleri'nin tabiriyle dünyevi nimetlerin hepsi bir gölge, bir misal, bir hayal. Sevgilinizi aynada görebilirsiniz, sevinirsiniz, hoşunuza gider, zevk alırsınız. Kendisine bil fiil bakmadıkça, kendisine bil fiil dokunmadıkça sevgilinin hazzını yaşayamazsınız. Dünyadaki nimetler, görünen nimetler varsa, sıkıntılarla dolu ama, nimetlerin en büyüğü gölgedir, zildir.
Fakat hakikatü salat mertebesine erdiğiniz zaman aldığınız zevk asıldan alınan zevktir. Hiçbir şeye gözünüz atmaz. O zaman ne olursunuz? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ayet-i kerimesinin sırrı sizde tecelli eder. Harama tevessül edemezsiniz. Yanlış. Nefsin istediği hiçbir yerde görünmezsiniz. Sen düşmanımsan Allah'tır benim Rabbim deyip onun huzurunda bulunursun. Cenab-ı Hak hangi ibadeti, hangi hareketi, davranışı bana emrettiyse ben orada varım. Canım pahasına olsa varım. Ne olur ölünce zaten gerçek dosta kavuşacağım der. Namaz böyle bir ibadet. İmam Rabbani Hazretleri zaviyesinden bakıldığı zaman. Hocam hakikaten fevkalade anlattınız, onu da belirteyim. Yani İnşallah Cenab-ı Hak. Tesirini halk eder. İnşallah. Bu duanın manasını da yeni öğreniyorum hocam. İnşallah tesirini halk eder. Evet. 58 geçiyor. Yani şöyle bir 5 dakikamız daha olduğunu varsayarak şey yaparsak memnun olurum hocam. İşte, namazı o zaman müminin miracı görerek hiç vazgeçmeyeceği, namazı o zaman dünyevi sıkıntılardan uzaklaştığı bir ibadet görerek hiç vazgeçmeyeceği, namazı o zaman en büyük mücadele dediğimiz nefis mücadelesinde ilk silah olarak kullandığı için vazgeçmeyeceği, temel bir asıl olarak görüp ona öyle sarılıyoruz. Ona sarıldığımız zaman da hesaplarımız kolaylaşıyor. İnşallah bugün artık sığmayacağı belli. Evet evet. Hocam tabii çünkü namazın bir sureti bir de hakikati var. Tabii hem bir öyle bir de şey var. Bu arada tabii aslında olumsuz şeyleri hiç ifade etmek istemem ama bir tarafta da ayet-i kerimede vay o namaz kılanların haline de işte diyor. Deyiveriyor Rabbimiz. Niye diyor? İnşallah. İnşallah bu mevzuya uygun olursa sizce de bundan sonra konuşmamızda da ben hocam namazla ilgili. Evet. Orada nedir işte? Feveylün lil musallin ellezinehum an salatihim sahun. Ayet-i kerimesi. Bunların ne anlam ifade ettiğini, namazla bağlantılarını inşallah önümüzdeki konuşmada Allah izin verirse anlatmaya çalışalım. Evet, nasıl biraz, bir ha işte nasıl bir namaz, namaz kılalım? Nasıl bir namaz? İmkansız yani değil bir defa. Bir ütopyadan bahsetmiyoruz. Evet. Ya bu hocanın dediği 3-5 mutasavvufa, 3-5 Allah dostuna, o da zaten halktan kopmuş, çekilmiş bir zaviye, sırtında bir hırka, ağzında bir lokma. Oysa İmam-ı Rabbani zaviyeyi bile kabul yasaktır etmez. Yasaktır ya. Biz öyle değil. Erbaini yani bile yasaklar Nakşi evet. Büyükleri, Nakşiler öyledir. Halk evet, içerisinde evet. Zahiri halk, halkla, batını hakla olan, halkın içerisinde etkilenmeden etkileyen, tesir almadan tesir altına alan. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın nusreti üzerinde olan kişidir. Cenab-ı Hakk'ın füzatı, nuru, berekatı üzerinde olan kişidir. Etkiler onlar. Evet. Ama ütopya değildir namaz. Yani erişilmeyecek bir kavram değildir, yapılabilir, hem de çok kolaydır. En küçük bir harekettir. Dikkat edeceğimiz bir iki nokta var. İnşallah bundan sonraki bir oturumumuzda, programımızda onu ayrıntılı bir şekilde konuşalım. Girmeye çalışalım hocam inşallah. Çünkü her açıdan sevgili seyirciler bizim de öyle isteyeceğini zannediyorum. İnşallah. Bu programda zaten başlasak hiç konuşamayız. Ama şunu öyleyse programın sonunu artık şöyle getirebiliriz. Namazın dinimizin direği olduğunu unutmayacağız. Bir. Bir bu. İkincisi de namazı kıldığımız zaman bizi günahlardan alıkoyacağını unutmayacağız. Bizim içimizde bizimle birlikte yaşayan, öldürdüğümüzde nefsi, kendimizi İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahın ifadesi değil mi hocam bu? Yani ey nefsim. O şiir İmam Gazali'nin bir İmam-ı kitabında Gazali, özür diliyorum, görmüştüm. Evet. Zaten onlar birbirlerinin hep söylediklerinin tamamlayıcısıdırlar. Tamamlayıcı, evet. Kesinlikle. Aynı şeyi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tasavvuf konusunda da zaten İmam-ı Gazali ile İmam-ı Rabbani neredeyse aynı ekoldan. Aynı ekoldan. Seviye şey farkı evet varsa da Cenab-ı Hak bilir. Derece evet, farkı ama varsa da. Ben yanlış mı biliyorum bilmiyorum ama ben okuduğumda, izlediğimde ikisinin aynı şey ekolü takip tabii, ettiğini tabii, düşünüyorum. Zaten ki ben mutasavvufların, ehl-i sünnet mutasavvufların hangi tarikatta, hangi yerde olursa olsun hepsinin aynı hedefe göz diktiklerini, aynı hedefe koştukları için öyle mevcut. Belki birisinde biraz inanıyorum aşk fazla, birisinde de belki olayları da görebilme fazla. Farklı farklı biraz terbiye usulleri vardır. Ama hepsinde aynı. İntisap ettikleri tarikatın, mürşidinin terbiye usulleri dediğimiz tasavvuf tabiriyle farklı evet olabilir ama hepsinin yüzü
İlahi ente maksudi ve rızaka matlubi. Evet. Allah'ım maksadım sen, talibim rızandır. Başka bir şey başka değil. Hiçbir şeyimiz şey yok. Evet. Ve işte o nefsimizi öldüremeyeceğimiz, öldürmeye kalktığımızda kendimizi öldüreceğimiz olan ve bizimle birlikte mezara kadar gelecek olan, ne yazık ki yani ama böyle, Allah-u Zülcelal nefsi yaratıyor ve hatta onu yaratan da diye Rabbi Zülcelal kendi tabii, kendisine değil mi? Yani nefsin varlığını şey yapıyor bize. Var zaten. Yani evet. Nefsin ve masivaha. Evet. O nefsi yaratanı da. Evet. Ve öyle olunca da ama o nefsimizle mücadelenin, o nefsimizi imanımızın emrine verebilmenin en iyi yolunun da namazdan geçtiğini unutmamamız evet. gerekiyor. Diyelim hocam, burada tamamlayalım. Çok teşekkür en ederim. En güzel özetlediniz böyle. İnşallah güzel olmuş olur hocam. Tesirini halk eder inşallah Rabb-i Zülcelal. Ve çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İki hafta sonra sevgili seyirciler, hemen o takvimimizi de verelim. 31 Mayıs'ta, Mayıs'ın son gününde inşallah Rabbimiz ömür verir, herhangi bir engel vermezse tekrar karşınızda olacağız Mustafa Özgen hocamla. Ve namazın işte nasıl bir namaz? Bu bizi biraz önce saydığımız noktada tutması için, Rabbimize yaklaştırması, nefsimizi imanımızın emrine vermesi için nasıl namaz kılmalıyız sorusuna İmam-ı Rabbani zaviyesinden cevap vermeye çalışacağız. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Ve sevgili seyirciler, tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Tabii teknik masada yönetmen arkadaşımız Yunus'a da teşekkür ediyorum. Sizlere de güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.